Allah'ıma yardım et. Ferit. Ferit. Ya bunlar benim insülin iğnesi. Baygınlık, baş dönmesi bilmediğim şeyler değil yani. Şeker. Ferit. Ferit iyi misin? Bak bana Ferit. Ferit bana bak iyi misin? İnşallah şifresi yoktur. Oh yokmuş. Abi. Abi. Alo. Alo Abidin abi Ferit bayılmış. Yerde yatıyor ne yapacağım? Ha, tamam. Buldum tamam. Ferit. Aç ağzını. Ferit. Ferit iyi misin? Alo. Balayı sütüne acil bir ambulans çağırın çabuk. Hastanın adı Ferit Korhan. Çabuk. Hemen, hemen efendim. Hayırdır inşallah. Şey oldu. Ferit. Ferit aslanım. Ne kadardır bu durumda? Bilmiyorum. Ben içerideydim. Sonra çıktım. Onların ikisi yatıyordu. Ne kadardır baygın bilmiyorum. Ne yapacağız? Tamam sakin ol. Ben ambulansı aradım. Geliyor. Tamam Orhan Beyleri de aradım. Orhan Beyleri aradım. Ya. Allah kahretsin. Ne yapacağız? Gelmek üzeredirler. Koy bir yerlere koy topla. Bu ne olacak bu? O iş bende. Tamam. Pelin gel. Abidin kaç. Ferit. 60. Aç gözünü. Tamam. Yavaş dikkat et. Sıkı tut. Sarsma. Abidin dikkat. Yüzüne renk geldi biraz. Canım. Kuzum. Gel. Ah Seyran. Gel. Çok geçmiş olsun efendim. Kızım, ne desem sana? Kırılmadan umarım seni... Ben işini hallettim. Telaşla. Yok, olur mu öyle şey lütfen? Ah, çok teşekkür ederim. Çok, çok, çok. Her şey için. Estağfurullah, ne yaptım ki ben? Ya sen o ilk müdahaleyi yapmasaydın... ...böyle ucuz atlatmazdım. Abidin Bey'e teşekkür edin asıl. Sağ olsun. O söyledi ne yapılması gerektiğini. İkinize de teşekkürler. Allah'tan telefonun şifresi yoktu. Hatta olarak böyle durumlar için aldığımız ufak bir önlemden. Bak işe yaradı. Abartma anne ya. Bir de madalya takalım istersen. Hem telefonda saklanacak bir şey olmadığı için şifresi yok. Karım istediği zaman istediği yerde baksın diye. Kendine gelmiş bak. Abidin, Orhan kahve almaya gitmiş işte. Nerede kaldı? Bakalım istersen. Tabii, buyurun.
Sağ ol. Önemli değil. Hastalıkta, sağlıkta dedikleri tam da böyle bir şey galiba. Ne hallere düştün? Hala işin dalgasındasın ya. Korkma. Bir daha olmaz. Hem zaten insan hayatında kaç kere evlenir ki? Ben değil Ferit. Sen kork bence. Eğer bir daha böyle bir şey yaşanırsa belki bu sefer ben de uyanmam. Elini açık etmediğin için de sağ ol. Niye edeyim ki? Salak mıyım ben? Demek ki bu evlilik göstermelikmiş. Sen de biliyorsun zaten seninle evlenmeyi hiç istemediğimi. Benim de işime gelir. Allah. Demek senin de işine geldi. Vay be. Benimle evlenmek o kadar kötü bir şey mi ya? Ne oldu? Niye şaşırdın? Daha birkaç saat önce sen de evlenmek istemiyorsun biliyorum diyordum. Ne oldu? Yanımda sevgilim vardı. Yoksa her kız benimle evlenmek ister. Zaten. Hep sen benden iyi kocayı nereden bulacaktın ki? Bıdı bıdı konuşuyorsun işte. Ferit, bence bu boş özgüven konuşmaları için doğru zaman değil ha. Sen benimle uğraşacağına iyileşmene bak. Peki. Ben olsun. Elimi tutmaz mıydın peki? Peki. Sen hiç gelmedin mi İstanbul'a? Sahiden mi Antepli? Vay be. İşte. Oyalanırsın işte ne güzel İstanbul'da. Sen beni merak etme. Beni oyalamak sana kalmamış. Bak sen. Laf da söyletmiyor kendine. Ama babanın yanında tut yemiş birbirine dönüyorsun. Sessiz soluğun çıkmıyor. Bak sana genel kültür olsun. Bu tarz evlere yalı deniyor. Duydun mu daha önce hiç? Ya uğraşamayacağım artık seninle ya. Sen biraz heyecanlı mısın? Ferit'ciğim, ben de biraz sen de heyecanlan. Halisa camda. Hoş geldik Orhan Bey. Hoş bulduk Latif Efendi. Gelinim iyi gördüm sizi. Antep yaramış. Kızım bana kahve. Nasıl durumlar? Her şey yolunda, ağam odasında. Hoş geldin. Hoş geldiniz baba. Sonunda geldik. Hoş bulduk. Hoş geldin. Nasılsın canım? İyiyim, bir gün anne. Evimize hoş geldin karıcığım. Çeyizine bikinilerini koymayı unutmadın değil mi? Gireriz belki bir gün beraber. Hoş geldiniz küçük beyim. Allah bir yastıkta kocatsın. Hayırlı olsun. Sağ ol Latif Efendi. Dedemin keyfi nasıl? Getirdik bak gelini. Afiyetteler çok şükür. Hoş geldiniz gelin hanım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş geldin. Asuman ben. Seyran. Asuman, abimin eşi. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Yorgunsunuzdur, böyle ayakta kalmayalım. Geçelim. Tamam. Teşekkürler Asuman. Latif Efendi, bu ne? Burası benim odam değil. Beğenmedin mi yoksa? Hayır, ufak tefek değişiklikler dedik. Kupalarım yok. Oyun konsolum yok. Bu duvar kağıdı ne mesela? Hiç olmamış. Hepsi depoda. Sonrasında eğer gelin hanım isterse bir iki tanesini getiririz. Gelin hanım, sen de beğenmediğin bir şey varsa söyle de değiştirelim. Yo, çok güzel. Ben çok beğendim. Çok sade, çok zarif her şey. Hepsini ben seçtim.
Çok zevklisiniz gerçekten. Yani daha iyi bir oda yok, düşünemezdim. Sağ olun. Ben ağaba bir bakayım. Siz de bu arada yerleşmiş olursunuz. Bak bak. Sen aklınca beni sinir etmeye mi çalışıyorsun? Ne alakası var? Adam o yaşında o kadar uğraşmış, çabalamış. Hayır canım. Sen Latife Efendi'ye mi üzüldün? Bu evde dedemden sonra en çok onun sözü geçer. Babam bile tırsar onunla hatta. Yani öyle üzülecek bir tarafı yok. Zamanla anlarsın. Bu arada yalan yok. Güzel yatak seçmiş o hava. Gel. Ne istersen. Bir dakika. Biz aynı yerde yatmayacağız değil mi? Aynı yerde yatacağız. Saçmalama Ferit. Bu evlilik gerçek bir evlilik değil demiştik ya. Dedik ama onu bir tek ikimiz... Bir de abiyle Pelo biliyor. Pelo demişken onu aramayı unuttum. Düşmedi. Uçakta mı acaba hala? Ya Ferit şu an sevgilin hiç umurumda değil. Bir çare bul, bir şey yap ya. Ben senin aynı yatakta falan kalamam. Keyfin bilir. Aynı yatakta kalmak istemiyorsan banyoda takılmaya devam edersin. Alışkınsın nasılsın. Ne yapıyorsun ya? Ne oluyor ya? Soyunuyorum işte. Git banyoda soyun o zaman. Ne yapıyorsun? Bir de attı bunu buraya. Bundan sonra alışman lazım. Aynı odada kalacağız sonuçta. Bir şey diyeceğim sana. Ne? Bence bundan sonra birbirimizi çıplak görmeye alışmalıyız. Ne diyorsun? Gider misin? Gider misin?